1930'lu yılların sonları. Bir yaz günü. Nurullah Ataç'ı yanında eşi ve kız çocuğuyla birlikte büyük adadan vapura binmiş Göztepe'ye doğru yol alırken görürüz. Göztepe'de Nurullah Ataç'ın abisinin evi vardır. Ailece burada hem büyüklerini ziyaret etmiş olacaklar hem de tatil yapacaklardır. Aynı günler radyoların evlerde henüz yaygınlaşmaya başladığı günlerdir. Tabi piyasaya yeni sürülen bir eşyayı ilk kimler satın alabilir? Dönemin zenginleri öyle değil mi? İşte Nurullah Ataç'ın doktor olan abisi de o zenginlerdendir ve bir radyoda abisi alır evine. Ama bu radyo Nurullah Ataç'a tatilini adeta burnundan getirtir. Aslında radyo kadar evin kızı yani Ataç'ın yeğeni sebep olur bu duruma. Onun artık bir radyosu vardır ya her gün ama her gün toplar kız arkadaşlarını eve Birlikte müziğin sesini radyodan son ses açıp sabahtan akşama dek dans edip eğlenirler. E Nurullah Ataş da yanında bir dünya kitap getirmiştir gelirken onları okumak ister. Müziğin sesinden okuyamaz ki. Her gün sinir krizleri geçirir. Evde her gün aynı tartışma. Bir köşeden Nurullah Ataş bağırır. Kapatın şu müziği. Diğer köşeden kızlar. E eğlenmeyelim mi canım? Kızın öyleyse der Nurullah Ataş. Genç kızlar dinler mi amcalarını? Onlar keyiflerini çatmaktadırlar. Hatta bu yüzden birkaç defa evi terk edecek olur Nurullah Ataç. Adaya geri dönecek olur. Ev eşrafı durdurur onu. Yahudur, her zaman mı geliyorsun? Bu nedenle de gitmezsin herhalde canım. Nurullah Ataç el mahkum durur. Bu böyle 15 gün sürer. 15. günün sonunda Ataç alır yine ailesinin yanına, adaya geri döner. Döndüğünde evin kapısına varır varmaz eşiğin önünde dizlerinin üstüne çöker ve öpmeye başlar eşiği. Aynı zamanda da haykırır. Ah der benim sevgili radyosuz evim. Nurullah Ataç, radyonun o teneke yuvarlanır gibi çıkan sesinden işte bu denli illallah etmiştir. Aynı günlerde yine o günlerde İstanbul'un iki yakası arasında bir saatin sarkacı gibi gidip gelen vapurlardan birkaçına radyo yerleştirilir. Hemen akabinde Deniz Yolları idaresi bakar ki bu radyolu vapurlara halk daha çok rağbet gösteriyor. Bu defa bütün vapurlara radyo yerleştirir. Düşünün İstanbul Boğazını. Bir dünya vapur, bir o yakaya gidiyor, bir bu yakaya geliyor. İçlerinde son ses müzikler, şarkılar, radyolar henüz yerleştirilmiş. Bir şölen alanı gibi olur adeta Boğaz. Öyle ki dönemin gazetelerine ilanlar bile verilir. Şu tarihte radyolu Halas vapurunda aile gezintileri gerçekleştirilecektir. Böylesi ilanlar verilir gazetelere. İşte. Hem Boğaz'daki bu gelişmeleri hem de Nurullah Ataç'ın birkaç hafta önce geçirdiği sinir krizlerini bilen Halit Fahri Ozansoy bir gün Nurullah Ataç'ı kızdırmaya karar verir. Tanıdık değil mi Halit Fahri Ozansoy'u? Hani şu lise edebiyat derslerinde Fehoy olarak ezberlediğimiz bir beşeciciler vardı. İşte onun H'si Halit Fahri Ozansoy. Bir gün Nurullah Ataç'ı kızdırmaya karar verir. İkili köprüden binmişlerdir vapura, adaya doğru gitmektedirler. Halit Fahri Ozansoy der ki bir anda yahu der bu vapurda radyo yok. Nurullah Ataç bakar şöyle Halit Fahri soya bir bu eksikti der. Halit Fahri de kızdırmaya devam edecek ya ama der ben yani duydum bir duyum aldım. Herhalde der bu deniz yolları idaresi Marmara'daki bütün vapurlara da radyo yerleştirecekmiş. Marmara dediği adalara giden vapurlar. İki yaka arasında gidip gelen vapurlara zaten yerleştirildi radyo. Duydum ben der Halit Fahri Ozansoy. Marmara'daki vapurları da yerleştirilecekmiş. Nurullah Ataç bir sinirlenir. Daha yeni atlatmıştır. Yeğeniyle arasındaki tartışmalarının bünyesinde yarattığı sinirleri. Kalkar ayağı vapurda. Vallahi der. Evi de satarım. Adayı terk ederim. Nurullah Ataç İstanbul'un vapurlarına işte sırf bu yüzden onlara yerleştirilen radyolar nedeniyle öfkelenmiştir. Tabii bu durum karşısında öfkelenen yalnızca Nurullah Ataç değildir. İstanbul halkı arasında vapurlara yerleştirilen radyodan muzdarip olanların sayısı pek çoktur. Kaptanlar bu durumun farkında mıdır bilinmez. Onlar vapurlarında şarkılar çalmaya devam etmektedir. Sadece bir yerde, sadece bir yerden geçerken kısarlar müziğin sesini kaptanlar. Hani bugün de vardır boğaza bakan bir dünya pencere. İşte onlardan birinde o günlerde bir hasta yatmaktadır. O pencerelerden birinin içinde bir odada kaptanlar bir tek o odanın hizasından geçerken kısarlar müziğin sesini. Hani zor uyumuşsa eğer uyandırmak istemezler, gürültü etmek istemezler. Öyle ki bir süre sonra halk da farkına varır bu durumun. Eğer kaptanlar oradan geçerken müziğin sesini kısmazlarsa halk hemen çıkar kaptanın yanına der ki müziğin sesini kıs. Uyuyordur hasta içeride. Uyandırmayalım gürültü etmeyelim. Ve kaptan hemen müziğin sesini kısar. Gel gelelim çok geçmeden o odada yatan hastanın vefatı yalnızca İstanbulluları da değil. Bütün ülkeyi yasa boğar. Tarihler 10 Kasım 1938'i göstermektedir. Evet o odada yatan hasta Mustafa Kemal Atatürk'tür. İstanbul'un o güzel insanları atalarının hasta yatağında uzandığını bildikleri için Vapurlardaki radyoların sesini bir tek Bahçe Sarayı'nın önünden geçerken kıstırırlar. Ben bugün çok üzülüyorum biliyor musunuz? Bu Türk milletinin sırf hasta yatağında yatıyor diye müziklerin sesini kısacağı, onu bu denli seveceği bir başka lideri daha olmayacak. Mustafa Kemal Atatürk. Hasta uyandırmayalım, gürültü etmeyelim. O ki bindik vapura Nurullah Ataş'tan Atatürk'e geldik. Bu değerli iki ismin bize bıraktığı ortak bir mirastan bahsetmeden geçmeyelim. Sözcükler. Evet sözcükler. Bugün kullandığımız pek çok sözcüğün varlığını biz Mustafa Kemal Atatürk ile Nurullah Ataç'a borçluyuz. Örneğin doğa, örneğin özgür, örneğin birey, örneğin uygar Ataç'ın ürettiği sözcüklerdir. Hatta örneğin sözcüğü bile. Pekala Atatürk. O da bizlere bir dünya sözcüğü miras bırakmıştır. Yatay sözcüğünü biz bugün atamız sayesinde kullanmaktayız. Uzay sözcüğünü, gerekçe sözcüğünü, konum sözcüğünü. Pekala sorarım şimdi size. Bugün hangi konumdayız? Hasta yatağında yatıyor diye müziğin sesini kısacak kadar sevdiğimiz bir liderimiz var mı? Hiç değilse bir gün olacak mı?